elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Ülkemizin de %99'u Müslüman. Sokağa çıkıp kime sorsak herkes de Allah'ı sevdiğini iddia ediyoruz. Yani söylüyoruz. Yani bu acaba gerçekten Allah'ı seviyor muyuz? Sevdiğimizi mi iddia ediyoruz? Ya da bu sevgiyi gerçekten gönülden içimize nasıl indireceğiz? Ya da gönlümüzden sevmenin yolu. Çünkü baktığımız zaman da toplumdaki yaşantı işte malum yani. Zahiren görüntüde. Şimdi bizler insan olarak, beşer olarak sevgiyi yaşamış varlıklarız. Yani çocukluğumuzdan beri bir şeylere sevgimiz, ilgimiz olmuştur. Oyuncağımızı sevmişizdir. Oynadığımız bir arkadaşımızı sevmişizdir. Daha sonra büyüdükçe karşı cinsimizi sevmişizdir. Bu sevginin bizdeki etkilerini, tepkilerini yaşamışız. Mesela çocukluğumuzda sevdiğimiz bir oyuncak, istediğimiz bir şey alınmadığında nasıl ağlayıp hırçınlık yaptıklarımızı hatırlayalım. Annemizi, babamızı nasıl direttiğimizi, illa bunu istiyorum, bu alınacak, işte sürekli ağladığımızı, eteğine asıldığımızı, efendim, ta ki istediğimizi yaptırana kadar. Şimdi bu tepkileri kendi çocuklarımızda da görüyoruz. Sevginin tezahürü bu. Veya işte hayatımız birleştirmeyi düşündüğümüz karşı cinsimizden birini sevdiğimizde o sevginin nispetinde ne kadar şiddetliyse evimizi terk edebiliyoruz. Eğer karşı çıkıyorlarsa herkesi karşımıza alabiliyoruz. Misal bir bayanı sevdik. O bayan için bütün hayatımızı değiştirebiliyoruz. Evimizi terk ediyoruz, belki şehrimizi terk ediyoruz. O bayanı kaçırıyoruz. Yaşının tutup tutmaması önemli değil. Gidip cezaevinde yatmayı göze alıyoruz. Belki misal babamız, annemiz bizi servetinden mahrumiyetle tehdit ediyorlar. Hiç bana mısın demiyoruz. Niye? Sevmişiz biz. Bu tip tepkileri yaşamışız. Ki bunların hepsi mecaz sevgiler. Fani sevgiler. Dünyayı seviyoruz. Dünyalıkları seviyoruz. Onlar için müthiş bir mücadele veriyoruz. Müthiş mücadele veriyoruz. Efendim. Şimdi bu zaviyeden Allah'ı sevmemize bakalım. Allah'ı sevdiğimizi söylüyoruz. Acaba o sevgi de bizde biraz önce verilen misallerdeki sevgi gibi bir tepki, bir etki ortaya koydurtabiliyor mu bize? Mesela bayanı sevdik.
Evi terk ettik, barkı terk ettik, anneyi babayı terk ettik, sülaleyi terk ettik. Allah'ı sevdik, bir mekruhu terk edebildik mi? Günahlardan uzak durabildik mi? Oyuncağı sevdik, ağladık, sızladık. Allah'ı sevdik, ona kavuşabilmek için hiç ağladık mı? Yanlış yaptığımızda ağladık mı? Sevdiğimiz arkadaşımızı kırdık, incittik. Bunun farkına vardığımızda o kadar çok özür diliyoruz ki, arayı düzeltmek için. Arkadaşım ben yanlış yaptım. Beni bağışla. Affet. İşte ne istersem yapayım. Vesair. Cenab-ı Hakk'ı incittiğimizde, onun emirlerini yerine getirmediğimizde Rabbimizden böyle özür dileyebiliyor muyuz? Tevbede samimiyet gösterebiliyor muyuz? İbadette sebat gösterebiliyor muyuz? Yanlışlardan gerçekten kaçınmaya özen, dikkat gösterebiliyor muyuz? Allah'ı bu denli sorulduğunda en çok diyoruz. Bu denli sevmemize rağmen hayatımızda acaba birinci tercih Rabbimiz mi? Yoksa başka şeyler mi? Yani bunun cevabını biz kendi kendimize verebiliriz. Kendimizi tahlil etmemiz lazım. Bu çok ciddi bir konu. Şimdi desek ki, biz bunlara bakıp, bu seyre bakıp desek ki, biz Allah'ı sevmiyormuşuz. Allah esirgesin, bu söz küfür olur. Bir insan dese ben Allah'ı sevmiyorum, kafir olur yani. Aynı manzaraya bakıp dese ki biz Allah'ı seviyoruz, bu da yalan oluyor. Sevmiyoruz desek küfür oluyor, seviyoruz desek yalan oluyor. Öyleyse buna bir çare bulmak durumundayız. Buna gerçekten bir çare bulmak durumundayız. En çok Allah'ı seviyoruz. Kabul. Ama nasıl oluyor da en az ona itaat ediyoruz? En az ona itaat ediyoruz. İcabında belki bir hafta boyunca utanma pazarı da bir cuma namazına gidiyoruz. Vakit namazlarımız üzerimizden sabah geçiyor, öğlen geçiyor, akşam geçiyor. Misal belki evlerimizde Allah razı olsun, bacılarımız kalkıyor, sabah namazına namaz kılıyor. Biz onlardan da utanmıyoruz. Kan ayaklı bir kadın kalkıyor, namaz kılıyor. Biz horul horul yatıyoruz. Halbuki reis biziz, amir biziz evde, örnek biziz, model biziz. Ev için böyleyiz. Ama ailemiz namaz kılıyor. Bizde bir şey yok. Ailemiz bize bazen ya şunu yapmasak ya bu doğru değil diyor. O bize hatırlatıyor. Biz canım bir şey olmaz diyoruz. Bu kadar kusur. Anadolu'da öyle bir söz vardır. Kadı kızında da olur. Devam ediyoruz. Ama bize birisi böyle bir soru sorsa sen Allah'ı seviyor musun? Adamın üstüne döneriz yani. Bu ne mantık? Nasıl bir soru? Böyle soru sorulur mu ya? Ne demek sen Allah'ı seviyor musun? Yani böyle bir argoda bir espri vardır yani. Adama sormuşlar. Sen namaz kılıyor musun? Bayramdan bayrama, bayramdan bayrama. Kafayı çeker misin? Akşama. O çok uzak yani. Akşamdan akşama kafayı çeker beyefendi.
bayramdan bayrama namaz kılar. Çok yakın yani böyle. Sıraya dizer sanki yani. Şimdi halimiz buna benziyor. Allah'ı seviyor musun? Böyle mantıksız soru mu olur? Peki nerede itaat, nerede hizmet, nerede ibadet, nerede günahtan sakınma, nerede gayret? O yüzden baktığımızda kendi halimiz ortada. Kişinin aynasıdır işi. Lafa bakılmaz demiş büyükler. Yaşantımız çok açık. Çok açık. Biz Cenab-ı Hakk'ı seviyorsak o sevgi bizi rahat bırakmamalı. İşte o sevgi gece uykumuzu kaçırmalı, bizi namaza kaldırmalı. La teşbih. Ben bilmeliyim ki Rabbim seccadede beni bekliyor. Onunla buluşacağım. Onunla buluşacağım. Dünyalık bir işim olsa, misal bir işe gireceğim, iş başvurusunda bulundum, bana randevu verdiler, şu saatte gel dediler. O işin de benim için hayati bir öneme haiz olduğunu düşünsem, uzun süredir işsiz olduğumu, öyle bir işe cidden ihtiyacım olduğunu, adeta gidip o müessesenin kapısında yatalım. Vakti geçirmeyin diye. Dedikleri saatte orada bulunayım. Ki geç kalırım da benden sonrakini hemen görüşmek için alırlar. Ben bu işi kaybederim. Fani bir menfaat için ben bu kadar dakik olabiliyorken, dikkatli olabiliyorken, ebedi hayatım için ve bütün hayatımın A'sından Z'sine kadar muhtaç olduğum Rabbim için dakik olamıyorum. Namazda onunla buluşma saatlerine riayet edemiyorum, namazlarım geçiyor. İş vardı, yoğunluk vardı. Arkadaşla muhabbet ediyorduk. Televizyonda maç seyrediyordum. İnternete dalmıştım. Gitti vakit. Peki bu mazeretler ne kadar beni kurtarabilir? Hadi bu bir seferdi yani. Her seferinde bakıyorum ki mazeret bulmakta benim üstüme yok. Bizim memlekete bir hakim gelmiş, bir tarih. İşte bir gün önünde böyle kalabalık dosya yığıldı. Dosyanın birini açmış, atıyorum diye. Mesela bakmış Ali Velioğlu diye biri, trafik dosyası. Ceza dosyası. Başını demiş, bak burada mı bu adam? Çağırmış, o gelmiş içeriye. Gel bakalım Ali Velioğlu. İşte sen şurada şöyle trafik kurallarını ihlal etmişsin. Bu kadar ceza sana kesmişler, bunu da ödememişsin. İş hukuka intikal etmiş. Anan yakşı, baban yakşı, hakim bey şöyleydi, böyleydi. Söz veriyorum, bir daha olmaz, hadi pek, çık bakalım. Ya. Çıkıyor, adam ikinci dosyayı indiriyor o çıkarken. Sıradan açıyor, bakıyor, Ali Velioğlu. Çağırıyor yine, adam gitmeden mübaşir ediyor, bırakma onu, getir.
Bu gelince şüpheleniyor hakim. Üçüncü dosyaya bakıyor. Bakıyor, o da Ali Velioğlu. Dosyalar hep ona ait. Diyor ki, o, bu ikinci dosya ne oldu? Efendim şöyle oldu, böyle oldu, mazeret. Üçüncü dosya mazeret, dördüncü dosya mazeret. Hakim ceketini çıkarıyor. Hakim artık bunalıyor. Aleykümselam. Sinirlenmeye başlıyor. Ceketini çıkarıyor. Dosyaları hem indiriyor. Tek tek. Yıldı. Kravatını çözüyor. Kollarını sıyırıyor. O anlatıyor. Kürsüden iniyor. Hakim. Ali Velioğlu diyor. Dilin kemiği yok. Uydur uydur söyle diyor ama buna girişiyor. Hakim. Adamın canı sıkılıyor. Mübaşir geliyor, hakimi tutuyor. Ne yapıyorsunuz? Bırak diyor ya. Bırak diyor ya. Ben bunca sene okudum, hakim oldum. Şu adam şunca az aklıyla şu mahkemeyi kandırabileceğine inanıyor. Dilin kemiği yok diyor, uydur uydur söyle. Bu bizim memlekette dar bir mesele olmuştur bu mesele. Dilin kemiği yok, uydur uydur söyle. Şimdi mazeret bu kabilden yani. Peki burada bunu söyledik, bana söyledik, sana söyledik, ona söyledik. Ya hakimin karşısına çıktığımızda alemlerin Rabbine ne söyleyeceğiz? Ne söyleyeceğiz? Bakın Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e soruyor. Yani az çok hepimiz Hazreti Ömer'in hayatını biliyoruz. Diğer sahabilerin de üç aşağı beş yukarı ne türlü fedakarlıklar yaptıklarını biliyoruz. Bu her insanın başarabileceği bir şey değil. Bin yıldan beri atalarının, babalarının inandığı bir anlayışı, bir inanç sistemini terk ediyor. Elinin tersiyle itiyor. Kabilesinde, yaşadığı toplum içinde bir aristokrat iken sıfıra düşüyor. Bütün o kavmini karşısına alıyor. Onlarla bütün bağları koparıyor. Bütün sosyal ilişkilerini bitiriyor. Yalnız kalıyor. O toplumun lideri durumunda iken, efendisi durumunda iken tamamen yalnız kalıyor. Herkes ona sırt çeviriyor, yüz çeviriyor. Yetmiyor. Bu fedakarlığında devam ediyor. Memleketini terk ediyor. Malını bırakıyor, mülkünü bırakıyor, her şeyini bırakıyor. Bilmediği bir memlekete gidiyor. Yabancısı olduğu Mekke'den Medine'ye gidiyor. O zaman şartlarında çok uzak Medine Mekke'ye. Yani 450-500 kilometrelik bir mesafe bugünkü ölçümle. Bugünün şartlarını düşünün, yani 500 kilometrelik bir mesafeye bir insan sıkça gidip geldiği bir yer değildir yani. Bugünün şartlarında. O yüzden tamamen yabancı. Örfüne yabancı. Anneannesine yabancı. Mekke, inançsız bir topluluk. Kendi inançlarını kendilerinin belirlediği bir topluluk. Putperest bir topluluk. Medine, semavi dinlere inanan bir topluluk. Hristiyanlar ve Yahudiler var. Ehli kitap bir topluluk.
her ikisi de millet olarak Arap olsa da inanç kültürleri farklı. Dolayısıyla yaşam tarzları farklı. Onların yaşamlarını inandıkları kitap belirlemiş. Medine'dekileri. Mekke'dekilerin yaşam tarzlarını canları nasıl istemişse öyle yaşamışlar. Tamamen birbirinden farklı bir topluluğa gidiyor. Ve her şeyini bırakarak gidiyor. Bu kadar fedakarlık yapıyor. Gidiyor belki orada bir garip gibi. Tamamen bir yabancı, bir garip. La teşbih, ruhaniyetinden özür diliyorum. Bir dilenci gibi Medine'de. Kimse tanımıyor, bilmiyor. Ama Mekke'de bir ağırlığı vardı bu insanın. Bütün bunları göze aldı. Ne için? Allah'a ve peygamberine olan inancı ve muhabbeti, sevgisi için. Hedefi buydu. Ama gel gör ki hedefine yerleştirdiği kendince hayatının merkezine yerleştirdiği Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor ki ey Ömer beni ne kadar seviyorsun? Ne desin Ömer? Yani o da belki bizim dediğimiz gibi diyecek diye düşünürüz. Yani bu da sorulur mu? Ben bütün hayatı teptim, senin peşine takıldım, buraya geldim. Sen şimdi bana soruyorsun ki beni ne kadar seviyorsun? Ölümü göze aldım, geldim. Efendimiz soruyor. Beni ne kadar seviyorsun? Hazreti Ömer mert bir insan. Yiğit bir insan. Cevap veriyor Cenab-ı Peygamber'e. Diyor ki ya Resulallah, kendimden sonra en çok seni seviyorum. Ama kendimden sonra. Yani ben birinci sıradayım, sen ikinci sıradasın. Kendi nefsimden sonra en çok seni seviyorum. Kendince makul, mantıklı bir cevap verdiğini düşünüyor Hazreti Ömer. Alemlerin Efendisi ona dönüp buyuruyor ki ya Ömer, bu sevgi seni Allah'a, bu sevgi seni Allah'ın cennetine götürmez. Bunca fedakarlık, bakın bir sözle, bir anda sanki Ömer için boşa gitti. O her şeyini terk etti, ölümü göze aldı, onun peşine takıldı, geldi. O da ona diyor ki, yazık ettin kendine, bu senin bu gayretin, seni kurtarmaz bu yaptıkların, bu işi satın almaz. Hazreti Ömer afallıyor, şaşırıyor. Benzi atıyor, rengi sarılıyor. Farklı bir cevap bekliyor Efendimiz'den. Yani o anda sanki bütün iliklerine kadar mahviyeti, bitmişliği yaşıyor Hazreti Ömer. Bunu ona herhangi biri söylemiyor. İman ettiği, aşk beslediği, peşine takılıp geldiği peygamberi söylüyor. Diyor ki hayır, bu sevgi seni Allah'a, seni peygambere, seni cennete ulaştırmaz. Düşünüyor yani Ömer. Ne yapabilirim ki ben bunun ötesinde? Ne yapılabilir ki? Cenab-ı Peygamber Ömer'i Araf'ta bırakmıyor. Ömer'e buyuruyor ki, en çok sevdiğinden daha çok beni sevmedikçe.
en çok sevdiğinden ziyade beni sevmedikçe sen sevginin hakikatine, imanın hakikatine ulaşamazsın. Bir anda düşünüyor Hazreti Ömer, parçaları yerine adeta yerleştiriyor gönlünde. Dönüp tekrar diyor ki, ya Resulallah, ben de dahil seni her şeyden çok seviyorum. Şimdi oldu buyuruyor ya Ömer. Şimdi oldu. Şimdi bu Ömer'e sorulan bir soru. Hazreti Peygamber bunu Ömer'e sorarken aslında bütün ümmete sormuş oluyor. 1500 seneden beri bu soruyu bizler kendimize soralım diye adeta bir ölçü olarak bu belirleniyor. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Biz Peygamber'i ne kadar seviyoruz? Hayatımızda ehem mühim sıralamasında kaçıncı sırada Allah'ımız ve Peygamberimiz? Kaçıncı sırada? Evliyadan birisi kucağına torununu almış, seviyor, okşuyor. Sanki Cenab-ı Hak konuşturuyor çocuğu. Çocuk dedeye soruyor. Canım dedem benim, beni ne kadar seviyorsun? Seni canımdan çok seviyorum diyor. Torun sevilir gerçekten. Mesela baba evladını o kadar sevmez, torununu ne kadar sever. Bunu belki sizler de yaşamışsınızdır babalarınızla. Sizin çocuklarınızı sizden daha çok severler. Size belki terbiye amaçlı o sevgilerini göstermemişlerdir. Ama torunları yaşlılıklarında onlar için bir eğlencedir artık. Onları çok severler. Toz kondurmazlar onlara. Seni canımdan çok seviyorum diyor. Bu zat Allah'ın dostu, veli bir zat. Çocuk tekrar soruyor ona. Dede Allah'ı ne kadar seviyorsun diyor. O zaman dede duruyor. Anlıyor ki bu çocuk işi değil. Bunu bir konuşturan var. Dede diyor Allah'ı ne kadar seviyorsun. Her şeyden çok diyor. Dede. Diyor ki dede amma da yalancıymışsın. Bir kalple iki sevgi olur mu diyor. Dede ağlamaya başlıyor, hemen kalkıyor, seccadesine oturuyor, Allah'a istiğfar ediyor. Yani Cenab-ı Hak kendine yakın olanları çok acayip imtihan etmiş. İbrahim İsmail'i sevmiş, onu kestirme noktasına getirmiş Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın derdi İsmail'i kestirmek miydi? Haşa. İbrahim'in gönlündeki sevgiyi kestirmek istiyordu. Ona bir şey öğretiyordu. Yakup'un gönlünde Yusuf vardı. Cenab-ı Hak Yusuf'u elinden aldı. Yetmedi gözlerini aldı. Yusuf'un gönlünde de Yakup vardı. Kuyularda, zindanlarda imtihan etti. Cenab-ı Peygamber'in gönlünde Mekke vardı. Oradan sürgün etti Cenab-ı Hak. Efendimiz'e hicreti emretmekle
Efendimizin gönlündeki bir dünya şehrine olan sevgiyi çıkardı. Şimdi Yunus'un güzel bir ifadesi vardır, Yunus Emre'nin. Cennet mekan der ki, için dışın mırdar iken dost neylesin senin ile? İçinde dışında karışık, temiz değil. Fani sevgilerle bulaşmış. Hak birinci sırada değil senin için. Onun önüne geçirdiğin şeyler var. Peki hak seninle neylesin o zaman yani? Neylesin? Eğer seviyorsak, ciddi manada bizde o sevginin alametleri, sevginin tezahürleri bizde görülmeli. Şimdi burada ışık yanıyorsa, her ne kadar cama güneşlik çeksek de dışarıdan bakıldığında burada ışık yandığı belli olur. Ha, burada ışık yanıyor, içeride birileri var. Allah sevgisi gönlünüzü istila ettiğinde onun nurları parıldar. Secde edenler için bile Cenab-ı Hak buyuruyor ki, secde bir ibadet. Bu ibadeti yapanlar için buyurur ki, simahum fi vucuhihim min eseri sucud. O müminler ki onların yüzüne bak buyuruyor. Simalarına, şehrine bak, onlarda secdenin izlerini görürsün. Allah'a itaatin alametlerini görürsün. يَعْرِفُ الْمُؤْمِن۪ينَ بِسِمَائِهِمْ buyuruyor Cenab-ı Hak. O müminler ki onlar simalarından tanınırlar. Hemen ayetin devamında يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِمَائِهِمْ buyuruyor. Mücrimler de, günahkarlar da simalarından tanınırlar. İçlerinin karanlığı dışlarına akseder. Müminlerin içlerinin aydınlığı dışlarına akseder. Secde izleri, sevgi izleri, evet, ilahi nurlar. Mesela Allah Resulü buyuruyor ki, ben mahşerde ümmetimin birçoğunu abdest azalarından tanıyacağım. Onların abdest azaları kandil gibi, floresan gibi parlayacak. Nasıl şimdi gece trafikte, aleyküm selam, trafikte polisler fosforlu şeyler kullanmıyorlar. Şeritler, yelekler. Niye? Karşıdan gelen, karanlıktan gelen onları fark etsin. Fark ediliyorlar. Mahşerde de müminler fark edilecekler. Abdest azalarından fark edilecekler, simalarından fark edilecekler, floresan gibi yanacaklar, tanınacaklar. Burada da bu böyle. Kimi yüzler vardır ki buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Allah'ın rahmetinden dolayı, o yüzden bembeyazdır. Kimi yüzler vardır ki gönüllerindeki masiyetten dolayı kapkaradır, simsiyahtır. Evet. Şimdi biz bunu adeta yüzümüzü, simamızı işlerimizde göreceğiz. İşlerimiz bizim aynamızdır.
eğer işlerimizde bir beyazlık varsa, yani bir nuraniyet varsa, nedir o nuraniyet? Allah'ın emirlerine uygunluk varsa, yaşantımızda, hal hareketimizde, istikamet varsa, hidayet varsa, şer-i şerife uygunluk varsa, yüzümüz bizim, yani gönlümüz, amelimiz, ahlakımız, halet-i ruhiyemiz bembeyazdır. Eğer bunlar yoksa simsiyahtır. Hayatımıza haramlar hakimse, günahlar hakimse, gaflet, masiyet hakimse hayatımızda ve buna rağmen de böyle bir iddiamız varsa ki biz Allah seviyoruz. Bu işte dilin kemiği olmayışından. Bunu kale almıyorlar. Seven fedakar olur. Seven vefakar olur. Seven yer geldi mi cefakar olur. Allah için cefaya razı olur. Allah için fedada bulunur. Her şeyinden vazgeçer Rabbi için. Ashab misali her şeylerini terk etmişler. Fedakar olmuşlar, vefakar olmuşlar. Yokluğa tahammül etmişler, Medine'ye gelmişler, uzun süre yokluk içinde yaşamışlar. Sıkıntı çekmişler. Karınlarına taş bağlamışlar. Evet. Taş bağlıyorlar karınlarına. Denge, yürürken dengeyi sağlayabilmek için ayakta duramıyorlar. Allah'ın peygamberini anlatıyorlar. Allah'ın peygamberi kainat hürmetine var edilmiş. 15 gün, 20 gün bacasının tütmediğini rivayet ediyor ashab. Yani bacanın tütmemesi ne demek? Evde hiçbir şey pişmemiş. O zaman her şey tandırda, yemek tandırda pişiyor, ekmek tandırda pişiyor. Yani ısınma amaçlı kullanmıyorlar tandırı. İyaşa amaçlı kullanmıyorlar. 20 gün Allah'ın peygamberinin evinde baca tütmüyor, ateş yanmıyor. Pişecek bir şey yok. Fedakarlıkta, vefakarlıkta örnek oluyor Cenab-ı Peygamber. İstese... Yani bunlar görülüyor hayatında. Parmaklarından su akıtması. Efendim, koca bir kayaya bir kazma vurduğunda un gibi darılması. Parmağını uzatıp ayı ikiye bölmesi semada. Onun açtığı bir tencereden. Kapağını açıp karıştırdığı bir tencereden Hendek Harbi'nde 400-500 kişi sahabi yiyor. Eksilmiyor. Bunlar yaşanmış şeyler. Kaynaklarımızın bize naklettiği şeyler. İnsanlık için bunları yapan peygamber efendim, Cenab-ı Hakk'ın ona göre teklifleri oluyor. İstersen Uhud dağı altın olsun, senin yanında geçsin ya Habibi. Dilediğinde tasarrufta bulun, kullan. Efendimiz buyuruyor ki, sen benimle değil misin ya Rabbi? Sen beni bırakıyor musun? Hayır ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Uhud'un altın olmasına ne ihtiyacın var ki ya Rabbi?
nefsi için elini açıp da bir şey istemiyor. Yani Cebrail geliyor, elini uzatıyor, cennetten üzüm salkımları koparıyor, Hazreti Hasan'la Hüseyin'e veriyor. Cebrail cennetten Hasan'ı Hüseyin'i besliyor. Çocuk onlar. İşte sahabiden Dehiye isimli bir sahabi var. Ticaret erbabı. Değişik ülkelere gidiyor o zamanın şartlarında. Oralardan ticaret yapıyor, mal getiriyor. Medine-i Münevvere'den oralara mal getiriyor. Yani bir çeşit değiş tokuş. Burada olanları oraya götürüyor, satıyor. Orada olanları getirip burada satıyor. Bu gidiş gelişlerinde o memleketlerin değişik meyvelerinden, çerezlerinden vesaire Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e getiriyor. Her gelişinde de gelip Resulullah Efendimiz'i ziyaret ettiğinde ben geldim ya Resulallah, adeta bir tekmil veriyor yani. Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz koşuyorlar, alıştırmış onları, hemen ellerini onun cebine sokuyorlar. Biliyorum orada şekerleme var diyelim misal vesaire, çerez var. Onlardan almak için alıyorlar onlardan, yiyorlar. Bu sahabi çok güzel bir sahabi. Hazreti Dihye çok yakışıklı ve çok tırıntas, böyle temiz, titiz bir sahabi. Cebrail genelde Resulullah'a geldiğinde onun suretinde geliyor. Böyle temiz, yakışıklı, güzel, genç, bir delikanlı şeklinde geliyor. Hazreti Hasan Hüseyin de onu tanıdığı için Dehiye'yi, ha yine bize çerez getirdi diye koşuyorlar, ellerini cebine sokuyorlar. Resulullah Efendimiz'in yüzü kızarıyor, başını öne eğiyor. Mahcup oluyor Efendimiz. Yani çocuklar Cebrail'i Dihye zannetti, rahatsız ettiler. Ellerini cebine soktular diye. Hazreti Cebrail soruyor, ya Resulallah bu mahcubiyetinizin sebebi, niye böyle mahcup oldunuz, mahzun oldunuz? Özür dilerim buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Çocuklar sizi Dihye zannettiler. O onlara çerez getiriyordu. Sizi de o zannederek ellerini cebinize soktular, sizi rahatsız ettiler. Bundan ben mahcup oldum. Mahcup olma ya Resulallah diyor. Ben o çocukları mahcup etmem buyuruyor. Elini uzatıyor, cennet asmalarından taze üzüm koparıyor. Ve o çocuklara veriyor, ona şaşırıyorlar. Mevsim üzüm mevsimi değil, üzüm zamanı değil, yaş üzüm. Ama peygamber arkadaşlık yaptığı Cebrail böyle, yani cennetten bile istediğini getirtebilirken alemlerin efendisi açlığından dolayı karnına taş bağlıyor. Demiyor ki Cebrail'e bir salkım üzüm de bana kopar ya. Veya uzansa, Hazreti Peygamber uzansa, Cebrail'in elinin yettiği yere Muhammed'in eli uzanmaz mı acaba? Ama nefsi adına uzatmıyor. Vefasını gösteriyor. Allah'a olan vefasını gösteriyor. İşte bu sevginin alameti. Şimdi biz ne kadar fedakarız. Rabbimiz için. Ne kadar vefakarız. Ne kadar cefakarız. Sevgiyi bunlara göre belirleyeceğiz. Ezbere göre değil. Biz Allah'ı çok seviyoruz. Allah bunda bize samimiyet lütfeylesin. Dedik ya, haşa sevmiyoruz desek,
küllü gittik yani. Ama seviyoruz ifadesi de işte bir nevi yalan oluyor. Seven bizim gibi olmamalı. Seven böyle olmamalı. Seven sevdiğini özler. Onu hep görmek ister. Mesela sevdiğimiz arkadaşları en azından sürekli telefonda arıyoruz. İnternet üzerinden görüşüyoruz. İşte nedir? Facebook bir sürü arkadaşımız var. Onlar üzerinden irtibat kuruyoruz. Niye? Seviyoruz canım. Peki Rabbimizle böyle rabıta kuracağımız imkanlarımız yok mu var? Bunlara ne kadar yöneliyoruz? Allah'ın özlemi hiç içimizde oluyor mu? Memleketimizi özlüyoruz. Senelik izne çıktık mı zor bekliyoruz icabında. E gidelim memlekete. Kurbanımızı orada keselim. Ana baba kabirlerimizi ziyaret edelim. Bunları yapmayalım anlamında söylüyorum. Güzel şeyler bunlar. Yani İslam bunlara karşı çıkmamış. Örnek veriyorum bunları. Eğer Rabbimizi de seviyorsak onu da özleyeceğiz. O özlemle ondan gelen mektup olan Kur'an'a sarılacağız. Oğlu gurbette olsa insanın misal oradan bir mektup gönderse sürekli onu okur, aynı mektubu okur. Allah'ın özlemi içimizde olsa Allah'ın kitabına yöneleceğiz hemen. Efendim, onu hatırlamak için, onunla bir mülakatta bulunmak için, sohbette bulunmak için, hemen seccadeyi sereceğiz, huzuruna varacağız. Sanki internetten görüşüyormuşçasına, secde kulun Allah'a en yakın olduğu andır buyuruyor Sultan-ı Enbiya. Hemen namaza duracağız, hemen tesbih alıp oturacağız. Sanki Facebook'tan yazışıyor gibi. Tevhiddir, tahmiddir, tekbirdir, zikredeceğiz onu. Sevgi bizi bunlara sevk etmeli. Bize bunları yaptırmalı. Sevgi, sevgiliyi rahatsız edecek şeylerden bizi uzaklaştırmalı. Günahtan ikrah vermeli bize. Zikrah vermeli. Bu sevgiliyle benim arama girer demeliyiz. Efendim. Vazgeçmeliyiz ondan. Bu düşünce olabilir. Fiil olabilir. Söz olabilir. Yani ben Rabbimi seviyorum, Rabbim de beni sevsin istiyorsam dürüst olmam lazım. Rabbim yalancıları sevmez, ben yalanı bırakmalıyım. Rabbim maleyani ile meşgul olanları sevmez, ben maleyaniden uzak durmalıyım. Çünkü o beni Rabbimin huzurunda basitleştirir. Rabbim tevbe edenleri severim buyuruyor. Ben sık sık tevbe istiğfar etmeliyim. Rabbim temizlenenleri severim buyuruyor. Ben zahir batın temizliğine, gözümün, gönlümün, dilimin temizliğine dikkat etmeliyim. Madem Rabbim beni böyle seviyor. Rabbim ihsanda, ikramda bulunanları seviyor. Muhsinleri, mükrimleri. Ben muhsin olmalıyım. İhsana riayet etmeliyim. İkram edici olmalıyım. Endişe duymamalıyım yani. Ben verirsem biter. Biter ne? Rabbimin hazinesi biter mi? Ver ki ziyadeleşsin buyuruyor Rabbim. Vermek şükürdür. Ve in şekertum ve ezdennekum buyuruyor.
Ver ki biz arttıralım, ver ki biz ziyadeleştirelim. Verdiğin kiridir, temizlenir. O mümin bunu bilir. Mevla'ya sevimli olmak için, yani yaptığı her hayrı iki günü birbirine denk olan ziyandadır ölçüsüyle her gün daha da arttırma, fazlalaştırma yoluna gider. Adım adım ilerler. İşte sevmenin alameti bu yani. Sevgi bizi kamçılar, bizi Allah yolunda koşturur, coşturur. Fes'av ila zikrillah buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunu insana yaptıran şey sevgidir. Bakın bunu özellikle Cuma suresinde, Cuma ile ilgili ayette bunu buyuruyor. Sizi Allah Cuma günü kendine secdeye, ibadete, namaza, camiye davet ettiğinde, ezan bunun için yani, bu nidayı işittiğinizde, bu daveti işittiğinizde, fes'av ila zikrillah, Allah'ı zikretmek için, Allah'ın zikrine süratle koşun. Yani adeta gözünüz başka bir şey görmesin. Dünyayı ardınıza atın. Dünyayı bırakın, masivayı bırakın. Sizi gaflete düşürecek bütün sebepleri bırakın. Allah'tan gayriyi bırakın. Zarar etmekten korktuğunuz ticaretinizi bırakın. وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ buyuruyor. Eğer siz hakkı bilenlerden iseniz, hakkı sevenlerden iseniz, hakka gönül verenlerden iseniz, hak için olanlardan iseniz, bilirsiniz ki bu sizin için ticaretten çok çok hayırlıdır. Allah'ın size vereceği kazanç bunların üstündedir. Bunlar ile onu ölçemezsiniz. Siz bütün bunları bırakın, fani olanları bırakın. Allah'ın zikrine aşk ile koşun. Allah'ı seven koşar. Misal Cuma mıdır? Hemen kilitler dükkanını. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çocuğu bırakıyoruz dükkana. Dükkan işlesin. Ben Cuma'ya gideyim ama çocuk dükkanda dursun. Veya ailemizi bırakıyoruz. Ama Cuma farz değil. Ailemiz dükkanda dursun. Rabbim bizi imtihan etmek istiyor. Yani onun için biz ne kadar fedakarlık yapıyoruz. Bu yüzden Cuma saatinde elde edilen kazanç haramdır. Dükkanına kim bırakırsan bırak. Hayırlı olanı tercih etmelisin. Hayırlı olan nedir? Ticaretini tatil edeceksin. Allah için. Tatil edip mescide gideceksin. Allah'ın emrine itaat etmeye, Cenab-ı Hakk'a tekmil vermeye, ben geldim buradayım ya Rabbi, huzurundayım. Aşk insanı böyle kamçılar, koşturur o sevgi, insan yerinde duramaz. O sevginin tesiratından ashab-ı kiram hazaratı rüzgar yemiş ekinler gibi geceleri sabahlara kadar sallanmışlar.
istiğfar edelim diye, zikredelim diye, şükredelim diye efendim ağlamışlar. Ki Rabbimiz onlara bildirmiş. Radiyallahu anhu ve radu anhu. Allah sizden razıdır. Siz de Allah'tan razı olun. Ve dönün Rabbinize. Daha burada onlara rızalığını bildirmişken Cenab-ı Hak, onlar hep ağlamışlar. Hani Yunus da der ya, Ebu Bekir Sıddık Veli, odur peygamberin yâri, nerede Osman Ömer Ali? Gülme gülme ağla gönül. Onlar cihana geldiler. Gülmediler, ağladılar. Sen de gülme, ağla gönül. Evet. Onlar müjdelenmiş olmalarına rağmen, Hazreti Ebu Bekir'le, Hazreti Ömer'le ilgili onlarca ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın onları müjdelediği, Hazreti Ali'nin. Ama onlar hep ağlamışlar. Sevgili için, sevgilinin hasretinden adeta ciğerlerini dağlamışlar. Yakmış, kavurmuş onları o sevgi. Cenab-ı Peygamber son nefeslerini verirken adeta yine bu sevgi sözcüklerini tekrar ediyor. Hazreti Ayşe annemizin kucağında onun göğsüne mübarek başını yaslamış efendim gözlerini semaya doğru döndürmüş ağzından dökülen sözler Allahümme entel refikul a'la buyuruyor. Ey Allah'ım sen ne yüce bir sevgilisin. Sen ne yüce bir dostsun. Yani adeta ona kavuşmaktan dolayı şükrediyor Cenab-ı Peygamber. Şükrediyor. Sevginin tezahürü. Evet. Eğer biz de Rabbimizi seviyorsak, yani bütün bu hadiselerden hissemize düşen ne ise, mesela iddiacısı olmak hoş değil, ama meseleyi idealleştirmeliyiz. Hissemize düşen ne ise, bunu yerine getirmeliyiz inşallah. Rabbim bizi sevsin, sevdirsin, sevindirsin inşallah. Bizi dünya ahiret sevdikleriyle birlikte kılsın.